Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün 2024 KPSS lisans soru çözümü videosuyla karşınızdayım. Bu videomuz bizim bu soru çözümlerinde birinci videomuz olacak. Bir de ikincisi olacak. Yani bu video iki bölümden oluşacaktır. 16'ya kadar birinci bölüm. 16'dan sonra ikinci bölüm. Çünkü paragraf soruları oldukça zorlayıcı ve kafa karıştırıcı olduğu için ben de fazla kafanızı karıştırmamak ve odak e, sürenizi aşmamak adına iki bölümden yapacağım. Evet vakit kaybetmek istemiyorum. Hemen birinci soruyla başlayalım. Bu parçada boş bırakılan yerleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir denmiş. Bu tarz soruları çözerken genellikle birinci boşta hepsi uyumlu oluyor. Bakın, alışkanlık haline gelmiş bir iş yapılmaya başlandığı zaman beyin karar verme sürecine yoğunlaşır. Beyin karar verme sürecine ket vurur, odaklanır, geçiş yapar, ara verir. Hepsi oldu. Önemli olan ikinci cümledeki yargıda ne ifade ediyor? Bakın virgülle ayrılmış. Çok çalışmayı bırakır ya da yani çalışmayı bırakması olumsuz bir ifade. O zaman ben olumlulara eğileceğim. Çünkü iki tane sıralı cümle var birbirinden ayrılmış. Demek ki bunlar birbiriyle bağlantılı. Hemen bakıyorum şıklara. Yoğunlaşır, olumlu gitti ket vurur olumsuz kaldı. Odaklanır olumlu gitti. Geçiş yapar olumlu gitti. Ara verir olumsuz kaldı. Yani D, C, A gitti. Bırakır ya da eğilimini başka işlere kaydırır. Bırakır ya da önceliğini başka işlere kaydırır. Burada cümlenin anlam bütünlüğü açısından önceliğini başka işlere kaydırır daha mantıklı uyumlu olduğu için doğru cevabım E şıkkı. Şimdi baştan okuyalım. Alışkanlık haline gelmiş bir iş yapılmaya başlandığı zaman beyin karar verme sürecine ara verir ya da çok çalışmayı bırakır. Bakın ara vermek ve çok çalışmayı bırakmak benzer şeyler. Ya da önceliğini başka işlere kaydırır şeklinde cümlem gayet anlamlı oldu. Hemen bakalım ikinci sorumuza. Bu parçada altı çizili sözle ilgili aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır? Şimdi burada altı çizili sözle ilgili sorular geldiğinde önceki cümlelerde ne demek istediği o kadar önemli ki. Hemen bakalım. Ressamın Fügat'ta tablosu müziğin görsel bir yansımasının güzel bir örneği olarak ele alınabilir. Tabloya adını veren ve aynı zamanda müzikte bir beste türü olan Füg çok sesli olarak Yazıları ve farklı konuları temsil eden birden fazla melodik ritimden oluşur. Bir kalıbı ya da kuralı takip etmeyen bu ritimler, bakın, kalıp ya da kuralı takip etmiyormuş. Tabloya çizgi, renk ve doku olarak taşınır. Tabloda birbirine benzemeyen pek çok çizgi, farklı yoğunlukta renk ve gerçeklik algısını kıran şekil yer alır. Bu nedenle tablo resim alanında renkler korosu olarak adlandırılır. Yani aralarında uyuma bakılmaksızın çünkü birbirine benzemeyen diyor. Aralarındaki uyuma bakılmaksızın farklı çağrışımların bir karışımı yani karışım da renkler korosu değil mi? Birbirine karıştırılarak farklı çağrışımlara farklı uyumlara aralarındaki uyuma bakılmaksızın ee, ne olmuş karışımın sunduğu bir. Tablo olarak karşımıza çıktığı için doğru cevabım A şıkkı oldu. Bunu da nereden anladım? Burada ifade ettiği belli yargılardan çıkardım. Cevap Adana. Gelelim üçüncüsüne. Bu parçada cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez denmiş. Hemen bakalım arkadaşlar. Birinci cümlede bir film sahnesi çekiminin başarıya ulaşmasının birden fazla değişene bağlı olarak gerçekleştiği söylenmiştir. Birden fazla değişene altını çiziyorum. İyi bir film sahnesinin çekimi anlatımdaki o özel an içinde. Bakın anlatımdaki özel an içinde oyuncu, dekor ve hareketin izlenebilmesi için kameranın en iyi konumda yerleştirilmesini gerektirilmiş. Şimdi burada ee, birden fazla değişen aslında burada oyuncu dekor ve hareket yani bunlar ee, değişen olarak bizlere verilmiş oyuncu farklı bir değişen dekor farklı bir değişen ve hareket farklı bir değişen arkadaşlar hepsi ayrı ayrı verildiği için burada birden fazla değişene bağlı olarak gerçekleştiği söylenebilir doğru. İkinci cümlede sahne değişimleri sırasında kameranın doğru kullanım tekniğinin incelenmesi gerektiği. Şimdi sahne değişimi ve kameranın doğru kullanımı. Bakıyorum kameranın yeni bir ortamı her geçişinde. Evet. İlk sahnenin bu bölümünü filme almak için en iyi bakış açısına sahip olup olmadığını sorgulanmalıdır. Yani arkadaşlar ee, en iyi bakış açısı kameranın doğru kullanım tekniğinin incelenmesiyle alakalı b de doğru Üçüncü cümlede kamera kullanımı sırasında mevcut bilgilerinin yanında hislere dayalı kavrayışın da önem taşıdığı ifade edilmiştir Hislere dayalı kavrayışın altını çiziyorum Seyircinin bakış açısını belirleyen kamera açısı ile ilgili kararları alırken Deneyimlerin yanı sıra bakın burada mevcut bilgiler yani deneyimlerin yanı sıra duruma özgü sezgileri de devreye sokmak gerekir. Yani hislere dayalı kavrayışı da ön e, hislere dayalı kavrayışın da önem taşıdığı ifade edilmiştir. Doğru. Gelelim dörde. Dördüncü cümlede izleyicinin ilgisinin dağılmasına engelleyecek bir deneyim sunulmasının sunulmasında da kamera açısının önemi vurgulanmıştır. Şimdi burada ne diyor? İzleyicinin ilgisinin dağılmasına engelleyecek. İzleyicinin ilgisinin altını çizdim. Zira dikkatsizce seçilen bir kamera açısı o sahnenin anlamının kavranmasının zorlaştırarak seyircinin kafasını karıştırabilir. Şimdi anlamının zorlaşmasıyla ilgisinin dağılması aynı şey mi? Değil. Bir şeyi anlamanın zor olması kafamızda karışıklığa sebep olur. Ama bir sahnede ilginin dağılması demek kafamızdaki anlam karışıklığıyla alakalı değildir artık bıkmışlıkla alakalıdır. Bu yüzden de D'de ifade edilen yargı söylenemez. Doğru cevabımız denizli oldu. Gelelim 4'e. Verilen ikinci cümle ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Acıkan bir bebek ağlayarak kendini nasıl ifade ediyorsa yavru kuşlar da yemek istediklerini annelerine yalvaran ötüşlerde belli ediyor ancak anne kuşlar bunu her zaman yemek ödülüyle karşılık vermiyor. Kuşların yaşadığı ortam yiyecek kaynakları bakımından zenginse anne en çok sesi çıkan yavrularını besliyor. Ortam kaynak bakımından zayıfsa Anne ötüşlere kayıtsız kalıp sınırlı yiyeceği daha çok iri yavrulara veriyor. Şimdi ben burada ne gördüm arkadaşlar? Ssa şart kipini gördüm. Bir burada gördüm bir de e, bakımından zayıfsa da gördüm. Demek ki burada bir şart bildiriyor değil mi? Birinci cümlede söz edilen durumun hangi şartlarda ortaya çıktığını belirtmiş. Neymiş bu e, kuşlardaki acıktığında ağlamaklı bir şekilde bağırarak yalvararak ötüşlerde ki sebep yani hangi şartlarda bu kuşlar e, anneleri tarafından besleniyormuş. Kuşların yaşadığı ortam yiyecek kaynakları bakımından zenginse anne en çok sesi çıkan yavruyu besliyormuş ya da ortam kaynak bakımından zayıfsa anne ötüşlere kayıtsız kalıp sınırlı yiyeceği daha iri yavrulara veriyormuş. Yani birinci cümlede söz edilen durumun hangi şartlarda ortaya çıktığını belirtmiş. Zaten burada ssa şart gibi ekinden de ben bunu az çok anlıyorum. Gelelim diğer sorumuza. Şimdi dil bilgi sorularına geçtik. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlış yapılmıştır denmiş. Ben cümleleri uzun uzadıya yazmayayım. Hem süreden tasarruf hem de ee, kafa karışıklığını en aza indirmek için. Hemen bakıyoruz. An, en, re, ar, er, ır, ir, maz, mez, mış, miş sıfat fiil ekleriyle kurulan kalıplaşmış birleşik kelimeler bitişik yazılır. Dalga kıran, kırmak fiiline gelen an, en, an, as, mez, ar dikecekmişten bu benim buradaki sıfat fiilim. Değer bilmez. Bilmek fiiline gelen mazmez. Burada benim neyim arkadaşlar? Anası mezar dikecekmiştim. Bu da benim sıfat fiilim. Sinema sever. Sevmek fiiline gelen anası mezar. Bu da benim sıfat fiilim. Sıcaklık ölçer. Ölçmek fiiline gelen anası mezar derken ar er de benim sıfat fiilim. Hepsinde ikinci fiiller de var. Dalga kıran. Değer bilmez. Sinema sever. Sıcaklık ölçer. Ama... Gül, er, yüz. Gördüğünüz gibi burada birinci kelime de var. Yani hepsinde ikinci deyken c şıkkında birinci de olması zaten bana bir ipucu güler yüz şeklinde ayrı yazılmalıydı. Diğerleri bitişik yazılır. Bu kuralda ikinci kelime de eğer bu sıfat fiille kurulan kalıplaşmış birleşik kelimeler varsa bitişik yazılır. Bu yüzden cevap Ceyhan Gelelim 6. sorumuza. Bu parçada numaralanmış virgüllerden hangisi bir kelimenin kendisinden sonra gelen kelime veya kelime grupları ile yapı ve anlam bakımından bağlantısı olmadığını göstermek ve anlam karışıklığını önlemek amacıyla kullanılmıştır. Anlam karışıklığını önlemek. Bakalım eskiden Boğaziçi yıllarında oturanların çoğu kışın İstanbul'a iner ve Nisan sonu Mayıs başı. Burada sıralı kelimelerin bir arada kullanılmasından dolayı virgül konu kullanılmış. Boğaz içine dönerlerdi. Taşıdıkları eşyaların ağırlıklarından başka hiçbir özelliğine aldırış etmeyen, ağırlığı yüklenirken derken bakın burada etmeyen ağırlığı yüklenirken sıralı cümleleri ayırmak için virgül kullanılmış. Fakat ağır olmayanların hafifliklerini de küçümseyen bir edayla kaldıran, eşya az gelmiş gibi bir de ağır semerlerini taşıyan kaldıran diyor arkadaşlar. Buralarda sıralı bir zarf fiildeki var biliyorsunuz tek zarf fiildeki yani fiilimsiden sonra virgül kullanılmaz ama sıralı geldiyse kullanılabilir. Gelmiş gibi bir de ağır semerlerini taşıyan emektar hamallar bu göç işini üzerlerine alırlardı. En mahrem, en nadide derken burada sıralı kelimeleri ayırmak için virgül kullanılmış. Eşyalarımız bile sanki onların olur ve bize ise yalnız kalplerimizde. Bakın yalnız kalp bir sıfat. Nasıl kalp yalnız kalp böyle olduğunda kalbi bir sıfat olarak yalnız olmasını niteliyor. Ama yalnız yani sadece kalplerimizde taşınacak sevinçler kalırdı şeklinde virgül koyarsam tamamen farklı bir anlam oluyor. Yani anlam karışıklığını önlemek için E şıkkında doğru bir şekilde virgül kullanılmış. Cevap E'dir. Bu parçada numaralandırılmış sözcüklerden hangisi yapısı bakımından diğerlerinden farklıdır? Basit mi? Birleşik mi? Türemiş mi? Yapım eki alırsa türemiş. Yapım eki almazsa basit. Sadece çekim eki alırsa basit ve iki ayrı kelimeden meydana gelmişse birleşik. Yeryüzünün yapısıyla yapısıyla hayvancılık arasında yakın bir ilişki vardır. Bakın burada yapmaktan yapı olmuş. Yapmak eylem köküm, yapı eylemden alt yapım ekimdir. Yapım eki aldığı için türemiştir. Devam ediyorum. Hayvancılıkla uğraşan topluluklar. Bakın burada top derken aklınıza cisim olarak gelen topun dışında top yani bütün toptan top toplu olma anlamı gelmeli. Top demek aynı zamanda bütün demek. Bu yüzden top at köküm Toplu, attan at, yapım ekim. Topluluk, attan at, yapım ekim. Şimdi burada arkadaşlar diyelim ki sınavda toplu bir şekilde ele aldınız. Toplu. Topluyu kök olarak ele aldınız. E burada lıklık lık, eki var zaten. Topludan topluluk olmuş. Yani gene burada attan at, yapım eki durumu söz konusu yani karıştırırsanız diye söylüyorum. Yapım eki olduğu için türemiş. Şimdi ben şuradan devam edeceğim. Torosların yüksek kesimlerine çıkar. Kesmekten kesim olmuş. Kesmek eylem köküm. Kesim eylemden alt yapım ekimdir. Ne olmuş? Türemiş olmuş. Bölgelerindeki sahil bölgelerinde bölmekten bölge olmuş. Bölmek eylem köküm. Bölge eylemden alt yapım ekim olmuş. Bölgelerde bölüm bölüm oluştuğu için bölge şeklinde olur. Şimdi bozkır alanların diyor. Bozkır alanları derken burada almak fiili değil. Alan yani bütün anlamı kattığı için ben bunu komple alan olarak alırım. Yani benim köküm alan, değil mi? Alan benim köküm. Ler'ler de çokluk eki. Burada hiçbir yapım eki olmadığı için hepsi türemişken Üçüncü kelimem basit. Bu yüzden cevap Ceyhan oldu. Gelelim diğer sorumuza. Bu parçada numaralandırılmış cümlelerden hangisinin öznesi sıfat fiil grubundan oluşmuştur? Su ürünleri mühendisleri Türkiye'deki denizlerde 296 genetik patentli canlıların bulunduğunu söylüyor. Kim söylüyor? Su ürünleri mühendisleri. Mühendis Gördüğünüz gibi burada mühendis at kökümleri 3 üçüncü çoğu kişi yeri kekim yani hiçbir şekilde sıfat fiil yok devam ediyorum fakat uzmanların dışında kalanlar bunların çoğunun varlığından bile haberdar değil kim değil uzmanların dışında kalanlar haberdar değil kalanlar diyor kalmak fiiline gelen an en an, ası, mez, ar, dik, ecekmişten sıfat fiilim. Peki bunların hepsi de özne olduğu için burası komple sıfat fiil grubu mudur? Evet o halde doğru cevabım Bursa oldu. Önce cümlenin ögelerini buluyorum bu lazım. Daha sonra da arkadaşlar filmsi konusunu iyi bilmem lazım. Ancak bu soruyu o şekilde çözebilirim. Gelelim diğerine. Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi belirtme durumu eki almamıştır? Gerçekten Belirtme ve iyeliklere kafayı takmış durumdalar. Her sene çıkıyor. Filimsiler her sene çıkıyor. Belirtme, iyelik durum ekleri de. Çünkü çok karıştırılıyor. Bakalım Türklerin savaş tarihleri kadar büyük. Bu savaş tarihleri kimlere ait? Türklere. Burada bir isim tamlaması var. Türklerinden. Zaten kendisinden önce çokluk eki var. Tarih, at kökümleri, ları, üçüncü çoğu kişi iyelik ekim. Onun, Türk'ün değil mi? Onun savaş tarihi, Türk'ün savaş tarihi şeklinde buradaki ı, I, i, bir iyeye aitlik durumu söz konusu olduğundan iyelik ekim olur. O zaman belirtme durumu eki almayan a. Fakat hocam, onun eserleri, onun müzikleri, onun edebiyatları, onun lezzetleri bunlar da iyelik eki olmaz mı diyebilirsiniz ama okuyun, cümleyi okuyalım. Bu büyük tarihi içinde taşa ruh katan mimari eserleri, zengin ve bir o kadar etkileyici müzikleri Tarihin ilk çağlarından kalan sözlü edebiyatları sayabileceğimiz gibi bunlara binbir tattan oluşan lezzetleri de ekleyebiliriz. Yani herhangi bir şeye aitlik yok burada. Taşa ruh katan mimari eserleri neyi? Taşa ruh katan neyi? Eserleri. Taşa ruh katan neyi? Müzikleri. Taşa ruh katan neyi? Edebiyatları. Taşa ruh katan neyi? Lezzetleri. Burada gördüğünüz gibi bir eyleme eylemin belirtilme durumunu işaret etmiş. Eylemin durumunu işaret ettiği için ben bunlara iyilik eki, e, iyilik eki demem belirtme durum eki derim. Aynı zamanda da aynı zamanda da burada bir genelleme var. Eserler, müzikler, edebiyatlar, lezzetler şeklinde bir genelleme olduğu için hepsi belirtme durum ekidir derim. Eser at kökümlerler çokluk ekim ı, ı, belirtme durum ekim müzik at kökümlerler çokluk ekim ı, ı, belirtme durum ekim şeklinde olur cevap adana. Gelelim e, ses bilgisi her sene çıkıyor. Bu parçada aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur denmiş. Bir da dibinde gece vakti birlikte yapılan raks için söylediğim başlangıç adlı şiir içinde. Şimdi burada dip ne olmuş arkadaşlar? Dip Dibi olmuş. P'den B'ye bir yumuşama var mı? Var. Gece vakti. Vakti. Birlikte diyor. Birlik. Birlik derken keser tülsüzüm. D ne yapmış? T, yapmış. Yani benzeşme var. Yapılan raks için söylediğim başlangıç şartlı şiirin içinde daha kelimesi hiç geçmiyor. Şimdi yor ekini gördüm. Yor ekinden önce geçme bunun aslı geçme değil mi? Geç mi diye bir şey yok. Geçmi diye bir şey yok. Bu geçmiyor yapan yor ekim. Geçme yor, geçmiyor olmuş. Yani ünlü daralması var. Şiirde toprakla gök arasında çizilen resim bir dağ imgesinde birleşiyor. Şimdi burada bir tane de vakit var. Vakitten ne olmuş? Vakti olmuş. Ünlü düşmesi gördüm. O halde ünsüz türemesi burada yok. Onu da ön lisansta sormuşlardı. His etmekte arada s ünsüzü türemişti. Hissetmek olmuştu ama burada ona benzer bir örnek yok. Cevap Edirne. Gelelim bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur sorumuza. Evet. Her sevginin başlangıcı. Şimdi burada sevgi isim. Buradaki her herhangi bir sevgi yani belgisizlik anlamı belirsizlik anlamı katıyor. İsmin önüne geldiği için belgisiz sıfat her sevgide. Başlangıcı ve süreci o sevginin bitişinin getireceği sonsuz boşluk. O sevgi sevgi ismim hangi sevgi o sevgi hangi sorumu isme sorduğumda her zaman arkadaşlar işaret sıfatını buluyorum. Sonsuz boşluk. Boşluk benim ismim. Nasıl boşluk? Sonsuz nasıl sorumu isme soruyorsam her zaman niteleme sıfatını bulurum. Bakın devam ediyorum. Sevgi isteği kendi kendine yaşamı kanıtlama dileği kadar büyük. Birisiyle yan yana olmak, kendi mevcudiyetini unutmak mı? Birisiyle herhangi biri mi? Evet arkadaşlar. Herhangi birisiyle kastedilen bir varlık, bir insan. Ama Ahmet, Mehmet, Ahmet fark etmez yani. Herhangi biri olduğu için belgisiz zamir olur. O halde kişi zamiri yok. Neydi kişi zamirleri? Ben, sen, o, biz, siz, onlar. Şimdi burada kendi kendine şeklinde bir tane de dönüşlülük zamiri gördüm. Dönüşlülük zamiri. Dönüşlülük zamiri ile kişi zamiri birbirinden farklıdır. Burada bir Hocam kişi zamiri olmaz mı? Hayır çünkü kastettiği anlam herhangi birisi. Burada ben, sen, o, biz, siz, onlar gibi bir kişiyi kastetmediği için herhangi birini kastettiği için buradaki birisi benim belgisiz zamirim olur. Cevap denizli. Gelelim diğer sorumuza. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi yoktur denmiş. Hepsini tek tek bulacağım. Güneş sisteminin ötesinde Kuiper kuşağı adlı kısa dönemde kuyruklu yıldızlar ve gök taşları gibi. Bakın burada gök taşları gibi denmiş. Yani bizim kafamızda soyut olan bir şeyi somutlaştırmak adına bir örnek vermiş. O yüzden C şıkkı gider. Çeşitli gök cisimlerine ev sahipliği yapan devasa bir asteroid kuşağı bulunur. Burada ne yapmış arkadaşlar? Bir açıklama yapmış ve zaten paragrafın geneli bir açıklamadan oluşuyor. B de gitti. Bu kuşak Mars ve Jüpiter arasında bulunan asteroid kuşağına benzer yapıda olsa da bünyesinde çok daha fazla asteroid bulunduğu düşünülüyor. Yani düşünülüyor yani tahmin ediliyor değil mi? Aslında bu kuşak hakkında dünyadan ve uzay teleskoplarından yaptığımız gözlemler harici hiçbir detay bilinmiyor. Ancak bu durum kuşakta yer alan bir astroloide gönderilen uzay aracından gelecek bilgilerle değişebileceği söyleniyor. Şimdi arkadaşlar burada herhangi bir konuda karşılaştırma yapmış mı? Evet bu da şurada var. Bu kuşak diyor yani bu kuşak diğer kuşaklarla bir karşılaştırılma yapıldığının göstergesidir. E, bu yüzden karşılaştırma da var ama bu parçada tanımlama yok. E, tanımlamanın ifadesi için mesela burada bir açıklama var ama herhangi bir cismi bir kavramı bana tanımlamamış. Bu yüzden cevap denizle. Diğerine geçelim. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır denmiş. Cümlenin akışını bozan farklı bir konuya geçtiği an onu yakalayacağız. Zambi'daki Kalambo şelalelerinin yakınlarında yapılan kazılarda en az 476 bin yıl öncesine ait ahşap yapılar keşfedildi. Tamam ahşap yapılar keşfedilmiş. Burada bu benim aklımda yani burada konu bütünlüğünü asla kaçırmamam lazım. Keşfin yapıldığı tarihe kadar bölgedeki toplulukların kazıcı aletler ve mızraklar üretme üretmede ahşap kullanımını geliştirdiği biliniyordu. Ne alaka? Yani şimdi arkadaşlar keşfin yapıldığı tarihe kadar bölgedeki toplulukların kazıcı aletler ve mızrak üretmede ahşap kullanımını geliştirdi. Burada ahşap kullanımına geçmiş alakası yok ama devam edeyim. Söz konusu keşif dünyanın herhangi bir yerinde maksatlı bir şekilde bir araya getirilmiş ahşap malzemelerle ilişkin en eski kanıt oldu. Bakın devam ediyor. Hala kazıdan bahsediyor. Ahşaptan bahsediyor. Ahşap malzeme zaman içinde çürüyerek yok olan bir yapıda olduğundan bu kadar eski tarihte alanlarda nadiren bulunmaktadır. Değil mi? Şimdi burada hala daha o kazıdan ve ahşabın e, şeyinden bahsediyor. Fakat burada ne demiş? Burada keşfin yapıldığı tarihe kadar bölgedeki toplulukların kazıcı aletler ve mızraklar üretmede ahşap kullandığından bahsediyor. Oradaki toplulukların özel bir şeyinden durumundan bahsettiği için akışı buldan B şıkkı olur. Gelelim 14'e. Gerçekten bu çok zorlama bir yer değiştirme sorusu olmuş. Neden? Burada iki tane farklı konu var. İkisi de birbiriyle çok bağlantılı değil. Hemen bakalım. Günümüzde dalga sörfü bambaşka bir boyu kazanarak kutuplarda, nehirlerde ve son derece ilkel koşulların hüküm sürdüğü kıyılarda yapılıyor. Tamam. Sınırları zorlayan sörf sporunun en uç noktası 5 dakikadan fazla hareket etmeden duran bir kişinin donma riskiyle karşılaşabileceği, havanın sudan çok daha soğuk olduğu Antarktika'dadır. Bu nedenle dalga sörf sadece okyanusta değil, nehirlerde de yapılabileceğini gösterse de, şimdi burada 3. cümlede bu nedenle bir hangi neden? İki, nehir kendisinden önceki cümlede olmalı. Çünkü diyor ki bu nedenle dalga sörf sadece okyanusta değil nehirlerde de yapılabileceğini gösterse de diyor. Yani kendisinden önce bir nehir ifadesi iki de yok. Dörde bakıyorum. Deniz kıyısı olmadığı halde Almanya'nın Münih kentindeki nehir dibindeki kayalardan dolayı taşıdığı tehlike nedeniyle bir başka çılgın sörf noktası olarak görülür. Nehir görülürmüş değil mi? Bir başka çılgın sörf noktası olarak. Bu nedenle dalga sörf sadece okyanusta değil nehirlerde de yapılabileceğini gösterse de sörfe yeni başlayanlara burası tavsiye edilmiyor. Neden? Çünkü Kayalardan dolayı taşıdığı tehlike varmış bu yüzden tavsiye edilmiyormuş Sınırları zorlayan surf sporunun en uç noktası 5 dakikadan fazla hareket etmeden duran bir kişinin Donma riskiyle karşılaşabileceği havanın sudan çok daha soğuk olduğu Antarktika'dadır Kuzey kutbunda ise bakın eksi 40 civarına düşmesinin yanı sıra diyor Yani hala bir soğukluktan bahsettiği için 2 ile 5 uyumlu ve 3 ile de 4. Yani 2 ile 4'ün yer değiştirilmesi gerekiyor. Bu şekilde baktığımızda doğru cevabımız C şıkkı olur diyoruz arkadaşlar ve geliyoruz 15. sorumuza. Bu parça iki paragrafa ayrılmak isterse ikinci paragraf numaralanmış cümlelerden cümlelerin hangisiyle başlar? Şimdi bu tarz sorularda da aynı yukarıda olduğu gibi konu takibi yapacağım. İç Anadolu Bozkır'ın göze alabileceğine uzanan coğrafyasında bir höyük üstünde bir köy vardır. Şimdilerde Çorum'un önemli yerlerinden biri olan bu köye gitmek isteyenler Alaca adlı bir kasabadan geçmek zorundadır. Şimdi burada zaten birinci cümleyi saymıyor. İkiden başlıyor arkadaşlar. Burada o yüzden kafanız karışabilir ya da daha çok dikkat etmeniz gerekir. Şimdi devam ediyorum. Civar halkı tarafından başlangıçta kullanılan alacadan höyüğe gitme tabiri zamanla buranın alaca höyük adıyla anılmasını sağlamıştır. Hala oranın adıyla ilgili bana bilgi veriyor. Bakın alaca ne diyor Bozkır'da höyük üstüne bir köy var. Tamam. Şimdilerde Çorum'un önemli yerlerinden biri olan bu köye gitmek isteyenler Alaca adlı bir kasabadan geçmek zorundadır. Tamam. Hala daha adının nereden geldiği ile ilgili bana ufak ufak bilgiler veriyor. Civar halkı tarafından başlangıçta kullanılan Alaca'dan Höyük'e gitme tabiri zamanla ne olmuş? Alaca Höyük adıyla anılmasını sağlamış. Fakat şimdi Alaca her ne kadar bölge insanı tarafından bilinse de benim, düny benim dünyasına 1907'de arkeolog falan bilmem ne şeklinde yeni bir konuya giriş yaptığı için burada arkadaşlar ikinci paragrafa dördüncü cümleden sonra ayrılır. Birinci cümle cümlelerde Alaca adının nereden geldiğinden bahsediyor. Dördüncü cümleden sonra ise yeni bir konuya geçmiş ve artık bambaşka bir şey anlattığı için cevap Ceyhan olur. Gelelim 16'ya ve ikinci bölümden önceki son sorumuza. Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi? söylenebilir denmeyi şimdi söylenebilir sorularında da genel paragrafa bakacağız ve e, burada ipucu olan birkaç cümle var onu yakalamam lazım sinema senaryosunda seyircide tümüyle kurgu olduğu düşüncesi uyandırmayan bakın kurgu olduğu düşüncesi uyandırmayan yani bir gerçeklik değil mi Gerçeklik arayacağım. Kurgu olduğu düşüncesi uyandırmayan bir karakterin oluşturulabilmesi ayrıntılarda yüklü zengin içerik sağlamakla mümkündür. Bu zengin içeriği elde etmenin yollarından biri sıradan insanlardan ayrılan tutkulu karakterlerden yararlanmakmış. Ve onların iç dünyasında dolaşmakmış. Senaryo yazarı bu tarz karakterler oluşturduğunda artık akışı kendisi değil bizzat karakterleri ilerletmeye başlar. Böylece dürtüsel hareket eden, büyük bir tek e, büyük bir terk edilme korkusu yaşayan ve duygusal kontrolü sağlamayan karakterler aşktan ve şiddetten pek ayrı kalmayan sinemanın ruh ikizi haline gelir. Şimdi hem gerçeklik olacak, hem karakterlerle ilgili bir yargı olacak. Senaryonun çekiciliğinden bahsetmiyor. Derinlemesine işlenen karakterler senaryoda ön planına çıkarak sürükleyicilik sağlar. Sürükleyicilikten bahsetmiyor. Farklı duygu durumlarını bir arada yaşayan karakterler senaryo üretimini kolaylaştırır. Senaryo üretiminden bahsetmiyor. Onu vurgulamıyor. Sinemanın iz bırakan senaryolarında duygusal özellikleri ağır basan karakter yer, yer alır. İz bırakan senaryoda duygusal yani senaryoda iz bırakmayla ilgili de bir durum söz konusu değil. Duyguları yoğun yaşayan karakterler yani burada aşk şiddet değil mi ayrılık gibi e, zaten burada gördük aşktan ve şiddetten pek ayrı kalmayan sinemanın Rookies'de olur. Ve ayrıca bunlar tutkulu karakterlerden yararlanılarak yapılırmış yani duyguları yoğun yaşayan karakterler işlendiği senaryolarda gerçekliği arttırır yani e, kurgu olduğu düşüncesi uyandırmayan bir karakter gerçekliği arttırmada önemli bir rol oynadığı için cevabımız E şıkkı olur. Bu şekilde 16'ya kadar çözdük arkadaşlar. 17 ve devamını da diğer bölüm 2'de çözeceğiz. Çünkü buradaki sorular da paragraflar da oldukça kafa yorucu. Bu yüzden odak noktanızın daha iyi olması için bu soruları diğer videoda çözeceğim. Buraya kadar dinlediyseniz, izlediyseniz ve beğendiyseniz beğenip takip etmeyi unutmayın. Hepinize başarılar dilerim.